Nedim Şener. Bir balya da sen koy. İstanbul'da kafa kopartan CHP'li belediyeler kampanya yapmış. CHP'nin İstanbul İl Binası'nın alımıyla ilgili para kuleleri soruşturması her geçen gün genişliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın şüpheli olarak ifade vermesiyle başlayan süreç, 2019'da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından CHP'li Maltepe ve Şişli Belediyesi'ne uzandı. İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş çanta ve bavullarla taşıdığı sayması 4 saati bulan balya balya paraları 2023 seçimlerinde CHP milletvekili olan İmamoğlu'nun avukatı Turan Taşkın Özer'den aldığını anlatsa da kamera görüntüleri farklı şeyler söylüyor. Paranın sayıldığı ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan ifadesinde iş insanı Metin Gül'den baskıyla 2 milyon lira alındığını, İBB'den ihale verilecek kişiden temin edilen 1 milyon liranın ofise getirildiğini anlatmıştı. Savcılığın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı İmamoğlu'nun avukatı CHP milletvekili Turan Taşkın Özer ise halen suskun. Savcılık kaynağı araştırıyor. Taşkapan'ın iş yeri kamera görüntüleri paranın kaynağının bunlarla sınırlı olmadığını gösterdi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in özel kalem müdürü Onur Göksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın özel kalem müdürlüğü memuru Melih Morsumbül'ün kaynağı belirsiz paraları çantalarla Taşkapan'ın ofisine taşıdığı görülüyor. Paraları taşıyan Göksel, Çebi ve Morsümbül'ün ifadelerini geçen hafta alan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı şimdi de Maltepe ve Şişli belediye başkanlarını şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılığın küçük çekmece belediye başkanını da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırması şaşırtıcı olmaz. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 2019 Aralık ayında 15 milyon lira tutarında olan dönemin kuruyla 3 milyon dolar karşılık gelen, bugünse 80 milyon lirayı bulan balya balya paranın kaynağının izini sürüyor. İki özgürden yalanlar. CHP İstanbul İl Başkanlığı 11 Mart 2024 günü yaptığı yazılı açıklamada paranın kaynağını bir tuğla da Senkoy başlıklı kampanyada toplanan bağışlara dayandırsa da bunun yalan olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik daha da ileri giderek balya balya paraların kaynağının CHP yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanları olduğu yalanını ortaya attı. CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel ise gerçeğin ortaya çıkması için resmi alım-satım işlemlerine ait belgeleri, bankadan satıcıya yollanan paraların makbuzlarını ve bağış kampanyasından toplanan para miktarını açıklayacağına, Ekrem İmamoğlu'nu korumak adına CHP tüzel kişiliğini ateşe atıyor. Çünkü işin sonunda kayıt dışı ya da kara parayla il binası satın alınması gibi bir tablo ortaya çıkarsa bunun faturası başında olduğu CHP'ye de çıkacak. Özgür Özel herkesin gözünün içine baka baka balya balya, balya paranın bağış ve kapora olduğunu söylerken İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in o tarihte CHP il saymanı olduğu yalanını söyledi. CHP'li Kuşoğlu CHP'lileri yalanladı. Neyse ki bina alım-satım sırasında CHP'nin en yetkili kişilerinden olan Bülent Kuşoğlu gazeteci Nuray Başaran'a konuşmuş. Kuşoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması esnasındaki Parak Kuleleri görüntülerine ilişkin İmamoğlu'nun makbuz var iddialarının gerçeği yansıtmadığını, binanın değerinin 41 milyon lira değil 24 milyon lira olduğunu söyledikten sonra şu açıklamayı yapmış. Bu binanın yani CHP il binası tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon liradır. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti içi açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da, bağış hesabımız da yok genel merkezde yani CHP Genel Merkezi, kayıtlar mevcuttur, CHP bunları açıklamalıdır, toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yılda bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin liradır. O tarihte 50-55 bin liraydı. Elden bağış bile olsa 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok. Aralık sonuydu. Hazineden yeni yardım gelmemişti. İki parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezde herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var. Kameraya yansımayanlar İşin ilginci, seçim sürecini etkilemesin diye para kuleleri konusunda kimse konuşmak istemiyormuş. Seçimden sonra hem CHP kurultayı sırasında para iddiaları hem de bina alımı konusundaki para kuleleri hakkında açıklamalar yapılacakmış. Şu ana kadar ortaya çıkan görüntüler, para kuleleri, verilen ifadeler, söylenen yalanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Kafa kopartan CHP'li belediye başkanları aralarında bir balyada sen koy kampanyası yapmış da kimsenin haberi yokmuş meğer. Bavullarla çantalarla taşınan balya balya paraların deste deste dolar ve euroların kaynağı belediye başkanlarının maaşları olamayacağına göre milyonlarca liranın hangi müteahhitlerden iş insanlarından yani kimden nasıl ve ne karşılığı alındığı ortaya çıkacaktır. Biz kameraya yansıyanları görüyoruz. Peki yansımayanlar? Nedim Şener, Hürriyet Hasan Öztürk İstanbul'da hakikatle sanrı at başıysa sandık başında tercihiniz ne olacak? İstanbul'un belediye başkanı 1,5 milyar lira değerindeki 3 villanın kendi şirketine ait olduğunu pişkin pişkin sırıtarak kabul etti. CHP İstanbul İl Binası'nın alımı için toplanan para olduğu iddia edilen para kuleleri için Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu, il binası için 24 milyon lira bankadan iki aşamada ödenmiştir. Bu paranın dışında başka bir para ödendiyse biz bilmiyoruz, binanın değeri 24 milyon liradır diyerek para kuleleri konusunda iddialı bir açıklama yaptı. Gazeteci Nuray Başarana verdiği demeçin özeti. İsrafı bitirmekten tutun da yetim hakkı söylemine kadar istismar edilebilecek ne kadar kavram varsa peş peşe sıralayıp sonra da para kuleleriyle suçüstü yakalananlar pişkince bu paralar il binasının alınması için kullanıldı dedi. Dedi demesine de parayı getirenlerle parayı sayanların parayı sayanlarla parayı alanların ifadeleri bile çelişkilerle dolu. Olay mahallinin sahibi yani görüntüleri servis ettiği söylenen avukat bu görüntüleri bizzat bizden parayı sayanlar istedi. Biz de güvenlik kamerası görüntülerini bir USB bellekle yükleyip verdik dedi. Parayı aldığı söylenen binanın sahibi ifadesinde ben tahsilatı Türk lirası olarak aldım orada dolar euro görmedim dedi. Para görüntülerinin ilkinde deste deste dolar ve euro sayılıyordu. Parayı şu belediyedeki adamdan aldım diyen de çıktı, bu belediyeden aldım diyen de. İstanbul'un belediye başkanının kafa kopartan adamı da para sayanlar arasındaydı. Belediye başkanının şirketinin genel müdürü de milletvekili yaptığı arkadaşı da. Çelişkilerle dolu savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Yakında soruşturma mahkeme boyutuna taşınınca gerçekler de ortaya çıkacak. Ama ne hikmetse herkes birbirini suçlarken İstanbul'un belediye başkanı kendini pirupak ilan etti. Tam da tertemiz, israfı önlemiş, parayla pulla işi olmayan, işkolik bir siyasetçi profili çizerken İstanbul'un belediye başkanının mal varlığına ilişkin önemli bir iddia gündeme düştü. Sarıyer'de 1.5 milyar lira değerinde 3 villanın belediye başkanının inşaat şirketine ait olduğu. Önce sessiz kaldı, sonra pişkin pişkin sırıtarak e ne var bunda anlamı taşıyan açıklamalar yaptı. Dedi ki e bizim gizlimiz saklımız yok bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır oradaki mülkümüz İmamoğlu şirketi üzerinedir. E ee, ne anlamalıyız? Malınız var ama hülle yoluyla saklıyorsunuz öyle değil mi? Mal beyanınızda göstermiyorsunuz. İl binası için toplanan para diyorsunuz. Bülent Kuşoğlu yok öyle bir şey 24 milyon lira parti kasasından banka üzerinden ödendi diyor. Yani kafa kopartan adamınızla şirketinizin genel müdürünün saydığı paraların menşei ve nereye gittiği konusunda o dönemin CHP Genel Merkezi Genel Saymanı Kuşoğlu sizi yalanlıyor. Ama siz hala pişkince bu işin bizimle ilgisi yok demeye getiriyorsunuz. Toz konduramazsınız diye efeleniyorsunuz. İstanbullu seçmen çalışmayı vaat edeni mi, polemikten besleneni mi tercih edecek? Seçim sürecinde artık son düzlükteyiz. Bu hafta sonu dananın kuyruğu kopacak. Çoğu yerde sonuçları tahmin etmek artık mümkün. İstanbul'da ise hakikatle hakikat ötesi birbiriyle at başı görünüyor. Sonucu foto finish belirlerse şaşırmayın. Neyi kastediyoruz? Şunu, karşımızda bütün açıklığıyla yaptıkları ortada olan, vaatleri bilinen, bugüne kadarki karnesi ortada bir AK Parti Cumhur İttifakı adayı var. Murat Kurum. ilk günden bu yana sadece İstanbul diye sloganlaştırdığı kampanyasında elle tutulur, gözle görülür somut vaatlerde bulundu. Buna mukabil dört buçuk yıldır polemik üzerinden siyaset üreten, vaatleriyle yapmadıkları arasında dev uçurum oluşan, İstanbul'u atlama taşı olarak kullanma arzusunu ayan beyan belli eden, CHP'nin genel başkanlığına, cumhurbaşkanlığı koltuğuna kadar her türlü koltuğa sarkan, bunu yaparken de oportunizmle makyavalizmi sonuna kadar kullanan hakikat ötesi bir isim var. Tercih İstanbulluların sandığa gidecek seçmenin sanrı ile gerçek arasında, doğru ile yalan arasında yapacağı tercih önümüzdeki 5 yıl için İstanbul'un kaderini belirleyecek. Dün İstanbul'da yağan yağmurdan sonra trafikte kalanlar karar verecek. Metrobüste, otobüslerde, metrolarda saatlerce balık istifi yolculuk yapanlar verecek. Çürük binalarda deprem korkusuyla yaşayanlar karar verecek. Artık karar zamanı, bakalım İstanbul seçmeni karşıtlık üzerinden türetilen siyasetimi, hizmet odaklı siyasetimi tercih edecek. Muhatabına not, İstanbul'da 4,5 yılda olup biteni geriye çekilip izlediğinizde, karşınızda belediyecilik namına kocaman bir hiç durduğunu görüyorsunuz. Ne hikmetse hala Erdoğan'ı durdurma motivasyonuyla hareket ediyorsunuz. Sahi Erdoğan size ne yaptı? Kalın sağlıcakla. Hasan Öztürk haber7.com